Gidemem Zeynep, gidemem. Ablacığım bak bir dur, dinle beni. Dün Kenan Bey buraya geldi. Ne? Ablacığım bir sürü şey sordu. Beni buldu. Buldu beni. Az kalsın beni de tanıyordu. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ablacığım bak babam da Kenan Bey de her an geri gelebilir. İşte asıl o zaman Elif'i bir daha göremeyiz. Onu alma şansımız bile kalmaz. Ablacığım bak ne olursun hemen verdiğim adrese git. Gel Ayşe gel. Evet. Dün gece çok düşündüm ve bir karar verdim. Malum. Elif bu çiftliğe geldiğinden beri bu eve... Çiftliğe çok yabancı kaldı. Elif bundan sonra bizimle kalacak. Burada. Tuğçe'nin odasında. Elif benim odamda mı kalacak? Hayır olmaz. İstemiyorum o kızı. Tuğçe'cim bir saniye canım. Bak burada büyükler konuşuyor. Nasıl olacak kızım bu iş? Arzu Hanım, ne gerek vardı? Biz Elif'le iyiyiz. Anneciğim, ilk birkaç gün zor geçecek ama sonra alışırlar. Hem Elif uyumlu bir kız. Tuğçe'nin de biraz paylaşmayı öğrenmesi gerekiyor. Değil mi ama? Ben o kızı odamda istemiyorum. Haklısın aslında. Çocukla biraz paylaşmayı öğrenir belki. Ama Aliye Hanım... Tabii ki anneciğim. Zaten ben hep yanlarında olacağım. Gözüm üstlerinde olacak. Dediğim gibi burada kalamaz. Yok yok. Yani şey... Temizlerim ben burayı. Kaç gün idare etsem yeter. Zaten yakında evde tutacağım. Peki, sen bilirsin. Hadi bakalım, ilk günün hayırlı olsun. Sağ olun. Ben orada olmak istemiyorum ki. Ah yavrum. Başka türlüsü elimden gelmiyor ki. Tuğçe beni sevmiyor ki. Senden ayrılmak istemiyorum Ayşe teyze. Hem annem gelirse beni bulamaz, üzülür. Üzülme Elif. Üzülme. Elif. Kızım. Bak ne diyeceğim. Bu akşam seni bir yere götüreceğim. Çok sevdiğin birini ziyaret edeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Ama hiç kimseye söylemeyeceksin. Değil mi kızım? Hı hı.
Yani sen istediğin parayı vereceksin, ben de Elif alacağım, öyle mi? Aynen öyle. Ama daha sonra ne Melek ne de Elif bir daha karşıma çıkmayacak. Parayı ve Elif'i aldıktan sonra bu konu kapanacak. Bir daha görüşmeyeceğiz. Kabul mü? Kabul. Kabul de ne kadar vereceğine bağlı. Ne kadar istiyorsun? 100 bin. Olur. Yarın paranı getireceğim. Sen de Elif'i buradan alacaksın. Sonra her şey dediğim gibi olacak. Bir daha yüz yüze gelmeyeceğiz. Melek ve Elif hayatımdan çıkacaklar. Olur. Olur da önce bir parayı görelim, sonra hallederiz. Vay anasını. 100 bin ha. Ayşe teyze, nereye gidiyoruz? Gel yavrum, gel. Allah'ım. Vay. Lan şunlara bak. Hoca karı. Nereye lan? Benden habersiz gezmeye mi gidiyorsunuz? Ya sen? Babaya haber vermeden. Ha? Nereye gidiyorsun? Nereye? Dokunma çocuğa. Senin hiç Allah korkun yok mu? Yok, Ayşe de yok. Her yere baktım, yoklar. Bittik biz, bittik. Nasıl yoklar? Ne diyorsun sen? Sen ne beceriksizsin, ne kadar aptalsın. Allah kahretsin. Nasıl oldu anlamadım. Kaşla göz arasında yok olmuşlar. Yeter. Kapa çeneni. Sendeki de iyi cesaretmiş ha koca karı. Bana bak, bir daha tekrar ederse var ya böyle paşa paşa sizi getirmem buraya. Haberin olsun ona göre. Baba, ben annemi çok özledim. Biz ona gidecektik ama. Yaşlatma lan annenden. Bana bak, anne yok artık, bitti. Senin evin bundan sonra bu çiftlik. Anladın mı? Ama baba, annem de buraya mı gelecek? Bak hala annem diyor ya. Bak hala anne diyor. Lan yürü git hadi. Hadi öne bak. Çek ellerini çocuğun üzerinden. Karışma lan. Karışma. Hadi acele et. Öne bak. Nasıl giderler, nasıl? Ben de anlamadım. Ne işe yararsın sen Gonca, ha? Ama... Kapa çeneni gerizekalı! Süs diye mi koydum seni buraya? Süs müsün sen Gonca? Süs mü? Bulacağız onları. Bulmak zorundayız. Anladın mı beni? Bulmak zorundayız. O
saçaklıyı babasına teslim etmem lazım. Parasını verip kurtulmam lazım. Anladın mı beni? Allah kahretsin. Kafan alıyor değil mi koca karın? Bir daha bu çocuğu götürürsem var ya, benim de başka planlarım var, ona göre haberin olsun. Ne bakıyorsun lan aval aval? Kenan denen o adama her şeyi tek tek anlatırım şerefsiz. Su iç yavrum. Allah'ım nereden çıktı bu adam? Ayşe teyze, anneme ne zaman gideceğiz? Gideceğiz yavrum, gideceğiz. Ne zaman? Annen iyileşince gideceğiz kuzum, tamam mı? Elif'im, sen şimdi hiç kimseye biz dışarıya çıktık, babamla karşılaştık deme sakın kuzum, tamam mı? Hı hı. Aferin benim akıllı kızıma. Elif'ciğim. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ama odamda ne güzel oyuncakların var, sen mutfaktasın, hiç olur mu? Hadi gel odana gidelim. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Aa, niye tatlım ama? Hem Tuğçe seni sorup duruyor. Hadi gel. Anlaşıldı. Ben bugün Elif evden dışarı çıkartamayacağım. Melek'le konuşmak şart oldu. Birlikte oyun oynayın. Niye getirdin yine bu kızı? Kızım, Elif sorup durmuyor muydun sen? Hayır, sormuyordum. Tuğçe, hadi birlikte oynayın. Hayır ya! Defol git odamdan. İstemiyorum seni işte. Yüzsün! Tuğçe, nasıl konuşuyorsun arkadaşınla? Arkadaşım değil bir kere o. Bana bak Tuğçe, Elif'le iyi geçineceksin. Bu akşam başka olay istemiyorum. Eğer dediğimi yaparsan, yarın sana çok sevineceğim bir sürprizim olacak. Tuğçe! Bana bak küçük hanım, bu odadan dışarı adımını atmayacaksın. Tuğçe'ye de iyi geçineceksin. Anladın mı? Güzel. Aferin. Kolay gelsin Hüsnü Efendi. Oo, sağ olasın Ayşe Hanım. Çiçekler solmuş. Onları budarım be ya.
Artık havalar bozma başladı. Onlar da haklı be ya. Hüsnü Efendi, benim dışarıda biraz işim var. Elif de Tuğçe'nin odasında. Aklım onda kaldı ama çıkmak zorundayım. Tuğçe'nin odasında mı dedin? Ne yapar orada be ya? Ah bir bilsem. Neyse sonra anlatırım. İçim hiç rahat değil. Ben yokken göz kulak oluver ne olur. Sen hiç merak etme. Hüsnü amcası ona dikkat eder. Sen takma kafanı. Sağ olasın. Hadi. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Niye olmuştur dersiniz? Açıkçası ender görülen bir vaka. Daha iyi anlayabilmek için bir tetkik yapmamız lazım. Anladım. Peki teşekkür ederim. Ne yaptınız? Ne dediler? Az görünen bir vakaymış. Evet. Ben de az önce Büşran'la görüştüm. Şu bahsettiğim ziraat mühendisi arkadaşım. O da aynı şeyleri söyledi. Fakat yaprak leke hastalığı olması çok olası dedi. Nemli havalarda çok sık rastlanırmış. Bir ilaç da tavsiye etti. Neymiş ilacın adı? Hay Allah. Yeni söylemişti ilacın ismini. Ama unuttum. Medikal terimler işte. Neyse, ben sizin için tekrar görüşür, temin ederim. Zahmet olacak size ama. Yo, estağfurullah. Teşekkürler. O zaman bir an önce uygulamaya geçelim. Aynen. Kolay gelsin Şerif Hanım. Sağ olasın. Bak ne diyeceğim sana, karnım zil çalar be ya. Bugün erkenden acıktım. O göbeciği biraz eritsen Hüsnü Efendi. Ama bu göbecik bana pek yakışır be ya. Zaten ne demişler? Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer ya. İlahi. Hadi sen bana bir şeyler hazırlayıversen de şurada böyle çıt çıt atıştırıversem ha. Tamam tamam. Şurada zeytinyağlı bir şeyler vardı. Hem de hafif bir şeyler yemiş olursun. Oh. Şerif Hanım ne diyeceğim be ya? Bu Elif kızanı niye aldılar müştemilattan? Aman Arzu Hanım istedi. Çocuklar kaynasınmış. Hadi canım sen de burada çocuklar birbirlerini yerler be ya. Arzu Hanım bu. Vardır bir bildiği. Ne yapacaksın? O bir şey istedi mi akan sular durur bilirsin. Hiç bilmem mi be ya? Hiç bilmem mi? Ama o kızancağız zaten annesinden ayrı. Bir de şimdi Ayşe Hanım'dan ayrılınca ne olacak onun hali be ya? Bak sana bir şey diyeyim mi? Bunlar yakında bizle de görüştürmezler çocuğu. Getir bakayım. Doğru söylüyorsun Hüsnü Efendi. Görüştürmez. Hadi sen yemeğini ye. Şimdi gelir menir de duymasın bizi. Önüne sağlık. Çok güzel olmuş. Orası da senin. Sen benim bölgeme geçemeyeceksin. Ben zaten o tarafa geçmek istemiyorum ki. Yalancı. Bal gibi istiyorsun işte. Yalan söyleme bana. Ama ben sana izin vermiyorum. Tamam mı? Ver bebeğini. Benim o. Ama sınırı geçtin.
Burası benim odam salak. Ben istediğimi yaparım. Buranın patronu benim. Benim oyuncağımı aldığın için cezalısın işte. Senin tarafın daha da küçüldü. Karamel dattiniz, lasade espressonuz. Afiyet olsun. Melek abla, abla geldiler. Allah'ım çok şükür. Ayşe abla. Ablacığım Elif'im nerede? Ayşe abla. Yüz bin mi? O küçük yılandan kurtulmak için 100 bin. Peki kabul ettiniz mi? Yani verecek misiniz o kadar çok parayı hanımım? Söyle artık ne olur. Getiremedim ablacığım. Yapamadım. Arzu. Ne olmuş Arzu'ya? Arzu Hanım Elif'i Tuğçe'nin odasına aldı. Nasıl aldı? Niye aldı abla? Ne oldu, kızın başına bir şey mi geldi yoksa? Yok yok. Ondan değil. Elif'i... Ne oldu o zaman? Elif'im niye burada değil? Arzu Hanım öyle istedi. Elif artık Tuğçe'nin odasında kalacak dedi. Ama niye? Bir bilsem. Ben bir onu bulup çıkarmıştım çiftlikten Elif'i ama... Veysel geldi. Veysel mi geldi? Kızım bir şey mi yaptı yoksa? Yok yok. Bir şey yapmadı. Sakin ol. Ne oldu? Ne istiyormuş yine? Elif'i çiftliğe geri götürmemi istedi. Götürmezsem bildiği her şeyi anlatmakla tehdit etti. Allah'ım sen koru. O yüzden getiremedim. Abla, ne yapacağım ben? Bir yanda Arzu, bir yanda Veysel. Nasıl çıkaracağım kızımı oradan? Bulacağız elbet bir yolunu. Kızımı kendi ellerimle verdim onlara. Şimdi geri alamıyorum. Of. Ne yapacağım ben abla, ne yapacağım? Ah Melekciğim. Ah Melekciğim. Nasıl olacak bu böyle? Nasıl? Tamam. Dediğiniz saatte orada olacağım. Ay hanımım vallahi sizden korkulur. Yani kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Yarın sabah erken çıkacağım. O
Veysel'le de artık kozlarımızı paylaşalım. Herkes döksün eteğindeki taşları. Yetti artık. Melek, üzme artık kendini. Elif'in yanında olmadıkça bana huzur yok abla. Sabır acı, meyvesi tatlıdır ablacığım. Azıcık daha dayan. Sen şimdi Veysel'den kurtuldun ya. Bak göreceksin, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Yavruna da kavuşacaksın. İnşallah ablacığım, inşallah. Ayşe abla gidiyor musun? Gideyim artık ablacığım. Elif'i çiftlikte yalnız bırakmayayım daha fazla. Sen de mi çıkıyorsun? Benim işim bitti ama ben Melek ablayla kalacağım. Olmaz Zeynep. Hadi sen git eve. Abla olmaz. İlk geceden seni tek başına mı bırakayım? Zeynep'ciğim bana bir şey olmaz. Hadi git sen. Ya ama... Zeynep'ciğim bak... Baban seni eve gidince göremezse ne olur biliyorsun. Hadi üzme beni canım. Melek haklı. Tamam. Ama erkenden geleceğim. Hadi biz gidelim ablacığım. Ablacığım. Elif'in benim için öpük koklu olur mu? Öp onu. Görüşürüz ablacığım. Tamam görüşeceğim. Kendine iyi bak. Ne iş var bununla burada? Senem Hanım merhaba. Nasıl geçti gününüz? İyi. Benim de iyi hamdolsun. Hastalığınız nasıl oldu? Daha iyi. Aman aman iyi olun. İlaç bile alıyorsunuz değil mi? Hı alıyorum. Bir ıklama üstsek diyordum beraber, hem iyi gelir. Gerek yok. Kırmayın beni. Başka zaman. Zeynep Hanım hep böyle... Tamam, olur gidelim. Hey Zeynep Hanım. Akşam belki bir çay içeriz diyordum. Çalışıyorum ben, işlerim var. Selim. Hafta sonu sinemaya gidelim mi? Hafta sonu hiç vaktim yok. Yarın akşam gidelim o zaman. Ya harap ettin kendine şu proje ödevini yapmak için. Ne yapayım? Alttan alıyorum biliyorsun. Bu sene vermem lazım. Ay
Zeynep'le ortak proje ödeviniz güya ama onu hiç çalışırken görmedik. Başını dersten kaldırmaz oldun. Ya tamam, benim yüzümden bir daha yapmak zorunda kaldın ama eğer istersen sana yardımcı olabilirim. Gerek yok. Hangi bölümü yapıyorsun? Ya Pelin, ben burada çalışamayacağım galiba. Ne oldu ya? Şimdi nereye gidiyorsun? Rahat çalışabileceğim bir yere. Hoşça kal. Seni o kıza bırakmayacağım Selim. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ne alırız Zeynep Hanım? Ben bir şey istemem. Zaten fazla vaktim yok. Sen bize iki ıhlamur getir koçum. Limon da koy. Dilimde olsun. Şimdi Zeynep Hanım, içimde bana güvenmiyormuşsunuz gibi bir his var. Sizin bu artık sır mı diyeyim, ne diyeyim, çalıştığınız kafe. Benden çıkmaz, onu söyleyeyim de içiniz rahat etsin, değil mi? Anladığım kadarıyla Veysel abi nerede çalıştığınızı bilmiyor. Siz de öğrenmesini istemiyorsunuz galiba. Hayır, söyleyin de neyi biliyor, neyi bilmiyor. Ben de ona göre dikkat ederim. Hem sizin gibi güzel bir bayanın da üzülmesini istemeyiz, değil mi? Ben gideyim artık. Nereye? Yeni oturduk, ıhlamur söyledim. Teşekkür ederim. Evde işlerim var. Başka zaman, iyi günler. Eve kadar bırakayım en azından. Ben kendim giderim. Yakın zaten, gerek yok. Sağ ol. Olur mu Zeynep Hanım? İti var, kopuğu var. Bir laf filan atar, canınız sıkılır sonra. Hem birbirimizi de üzmeyelim, değil mi? Ne lan? Keyif mi yapıyorsun? Yok be baba ya, ne keyfi? Öldüm vallahi yorgunluktan. Buldun mu lan Zeynep'i? Yok, bulamadım. Vallahi gitmediğim sokak kalmadı. Şu hale bak baba ya. Resmen şişti ayaklarım davul gibi. Bu nasıl koku lan? Kalk git lan. Git ayağını yıka. Armut. Ya gör bak ne kadar yürüdüğümü. Artık yürümeyeceksin aslanım. Nasıl yani? Yoksa arabayı bana mı vereceksin? Vallahi mi? Külüstürü sana vereceğim. Sıkıldım artık. Kendime yeni araba alacağım. Gıcır gıcır şöyle motoru tıkır. E nasıl olacak baba o iş? Hangi parayla? Burada kapı gibi babam var aslanım. Ya baba, bu devirde sıfır araba almak kaç para sen biliyor musun? Alamam mı diyorsun yani? Yani. Nasıl olacak bu iş? Arzu karısı yarın bana 100.000 lira getirecek. 100.000 lira mı? Ya ne sandın? O sümüklü için yarın Arzu karısı avucuma 100.000 lirayı sayacak. Vay be! Resmen zengin oluyoruz desene. Daha bitmedi. Nasıl yani? Karı 100.000'e karşılık Elif alın gidin diyor. Biz ne yapıyoruz? Kızı İdris'e vereceğiz. Hop gelsin oradan da bir 20'lik. Yok artık baba. O kadar da değil yani. Oğlum ne yapacağız ya? Kıza sen mi bakacaksın, ben mi bakacağım? Anası dersen çekti gitti. Zeynep kendi havasında. Evi terk etmeden düşünecekti onu. Önce kızını kaçırdı, sonra kendi kaçtı. Şimdi arasın bulsun bakalım kızını. Bana ne? Melek Hanım yaptığını çekecek. Ben artık zenginim. Tamam, gelmenize gerek yok. Ben buradan giderim. Geldik sayılır zaten. Zeynep Hanım. Bir daha ne zaman buluşuruz? Baş başa bir kahve içelim. Ben bir daha buluşacağımızı sanmıyorum. Ama biz ne konuşmuştuk? Unuttunuz mu? Siz beni üzmeyecektiniz. Ben de sizi. Çattık ya. Allah kahretsin. Sonra Melih Bey geldi.
Ziraat mühendisi arkadaşıyla konuşmuş. Yapraktaki hastalığı demiş. E bizim mühendis de aynısını söylemişti zaten. Ne yapılabilirmiş peki? Bir ilaç varmış, getirecek. Kısa sürede etki ediyormuş. İnşallah düzelir abi. İnşallah. Yoksa zarar büyük olur. Ha bu arada bir akşam Melih Bey'i yemeğe davet edeceğim. Niye çağırıyorsunuz ki o adamı? Ne gerek var? Son zamanlarda bize çok faydası dokundu. Bir teşekkür etmek lazım. Çok abartıyorsunuz. Adam evimizden çıkmaz oldu. Selim haklı. Bence de öyle. Neyse tamam. Uzatmayın. Tuğçe nerede? Elif'le odadalar. Nasıl? Anlaşabiliyorlar mı kızım? Bir yaramazlık olmuyordur inşallah. Hiçbir sıkıntı yok anneciğim. Her şey kontrolüm altında. Siz hiç merak etmeyin. Birbirlerine alışsınlar diye beraber yemek yiyorlar. Elif'im ah. Sen de burada olacaktın. Birlikte burada sarılıp uyuyacaktık. Nasıl özledim seni bir bilsem. Allah'ım sen bana sabır ver. Bir an önce kavuştur yavruma beni. Bakmaya. Ne var? Neredesin merak ediyor muyum? Etmiyorum. Melek nerede merak ediyor muyum? Onu da etmiyorum. Neden ha? Neden merak etmiyorum sizi? Söyle bakayım. İşte orası bende kalsın. Bundan sonra ne halt ederseniz edin. Umurumda değilsin. Dolaptan muz getir. Bugün sabaha kadar içeceğim. Bu gece benim gecem. Ne
Gonca. Ceketimi ver. Tabii hanımım. Onu mu istedim ben? Yatağın üstündekini ver. Pardon hanımım. Zevksizlikle bir beceri tabii. Yani bu kıyafetle o ceket. Olacak iş değil. Ben çıkıyorum. Soran olursa ne diyeyim hanımım? Ne bileyim, bana müdür bir şeyler işte. Zaten çok geç kalmam. Gelip Elif'i götüreceğim. Ben gelene kadar Elif'i gözünün önünden ayırma. Tabii. Ceketimi getirin. Onu değil zevksiz. Bırak, ben alırım. Gonca? Hanımım? Sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Sana soruyorum. Sen kimsin? Ya da şöyle sorayım. Ben senin neyinim? Cevap ver. Hanımı mısınız? Ben senin hanımınsam. Sen benim neyimsin? Hizmetçinizim. Sen benim hizmetçimsen. Ne cüretle eşyalarıma dokunup kıyafetlerimi giyersin? Ne cüretle? Hanımım. Bu sıktığın parfüm senin bir aylık maaşını duydun mu? Ben özür dilerim. Bu odada bu parfüm kadar değerin yok. Duyuyor musun beni? Gonca, ne oldu? Bütün kıyafetlerimi tek tek yıkayacaksın. Allah bilir, onları daha önce de giymişsindir. Ne oluyor burada ya? Hanımefendi utanmadan bütün kıyafetlerimi giyip çıkarmış. Ama öğrendi. Benim kıyafetlerimin ona kaç beden büyük olduğunu. Hadi şimdi işinin başına. Olacaksın.
Of, çok çişim geldi. O benim. Benim o. Günaydın Zeynep'ciğim. Ne oldu? Nasıl geçti dün gece? Vallahi sakin geçti. Hiçbir şey sormadılar. Ben de anlamadım. Allah Allah. Vardır bir bildikleri. Sana zarar vermesinlerdi. Aklım hep sende Zeynep'im. Sen merak etme ablacığım. Hem sen ne yaptın? Korkmadın ya gece. Yok canım. Hem burada Veysel yok ki. Bakma aslında. Ben öyle kendime laf ettirmem. Hani altında da kalmazdım. Ama neticede babam. Büyüklerimize saygımız var icabında. Ha, bak dedim sana. Babam arıyor. Ali baba. Hadi lan. Kalk yer artık. Zamanı geldi, çıkmamız lazım. Tamamdır baba, geliyorum. Güzelim benim acil gitmem lazım. Yani iş adamıyız neticede. Ama doğru düzgün görüşemiyoruz ya, hep sıkış tepiş. Hep kendi işlerinin peşindesin. Asma şu suratını. Balığım, böceğim, görürsün bak. Daha seninle neler yapacağız. Sana öyle bir kuaför dükkanı açacağım ki var ya. Hadi ben kaçtım. Hazır mı? Getirdiniz mi? Konuştuğumuz gibi aynen. Elif'ciğim, hadi kalk gidiyoruz. Ama seni çok güzel bir yere götürüyorum, hadi. Yoksa anneme mi gidiyoruz? Hı hı. Thank you.
diyorsun baba? Sence gelecek mi kadın? Tabii gelecek oğlum. Gelmeyip de ne yapacak? Hatta geldi bile. Alo. Söyle. Nasıl? Emin misin? Tamam anladım. Tamam lan anladım. Ne oldu baba? Kimdi arayan? Murat abi. Al, getirdim paranı. Kızını da al götür. Ne yapıyorsan yap, bu iş burada bitsin. Önce paraya bakalım, ondan sonra. İstiyorsan tek tek say. Tam 100.000 var. 100.000 diyorsun ha? Gitti 1.000 lira. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Baba ne yapıyorsun sen ya? Hop. 1.000 lirası daha gitti. Manyak mısın sen? Getirdim işte paranı. Getirdin ha? Getirdin. Keriz mi sanıyorsun lan sen beni? Benim alnımda enayi mi yazıyorsun? Sen kimi didiklediğini zannediyorsun lan? Ha? Kimi?